1967. hafta basın açıklaması. Gazze'ye 2 aydan beri devam eden İsrail'in terörist saldırıları kısa süren ateşkesin ardından tekrar başladı. Çoğu sivil, 2000'in üzerinde ölü, ki bizim nazarımızda hepsi şehittir, ve 10.000'in üzerinde yaralı kaybı veren Gazze, buna rağmen iradesini savunmaya, direnişe destek vermeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere hafta içinde Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayfa'ya yönük alçakça suikaste komutanın eşi ve 6 aylık bebeği şehit olurken kendisi kurtulmuştu. Bu alçakça teşebbüsün hemen ardından İsrail terör örgütünün İzzettin Kassam Tugaylarının 2 numaralı komutanı Raid Attar ve diğer üst düzey komutanlar Muhammed Berhum ile Muhammed Ebu Şimali'ye dönük suikastleri sonucu bu 3 komutan da şehit oldular. Ancak buna rağmen direnişe tam destek veren Gazze halkı pes etmeyeceklerini, yılmayacaklarını, bu 3 kahraman şehidin cenaze törenindeki coşkularıyla İsrail ve müttefiklerine gösterdiler. Gazze halkı direniş iradesiyle direnişin şartlarının kabul edileceği bir anlaşmaya ulaşılıncaya kadar teslim olmayacağını göstermiş oldu. Ana babalarını, eşlerini, evlatlarını, en sevdiklerini direniş yoluna feda eden Gazze'li Müslümanlara karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ise sadece türbünlere dönük boş vaatler etmektedir. Gazze'deki yaralıları Türkiye'ye getireceklerini bir iç politika malzemesi olarak kullanan Başbakan, bu kadarcık bir desteği bile ancak İsrail müsaade ederse yapabileceğini beyan etmektedir. Gerçekte ise Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İsrail terör örgütüyle tüm askeri, ticari ve siyasi ilişkilerini devam ettirmektedir. Dahası sadece mevcut ilişkileri korumakta kalmamakta, üstelik İsrail'in önünü uluslararası platformda da açmaktadır. Bilindiği üzere daha önce OECD kapısında beklemekte olan İsrail'i AKP hükümeti vetosunu çekerek içeri almıştır. Bu da yetmediği gibi NATO'nun tüm toplantı ve tatbikatlarına gözlemci statüsüyle katılan İsrail'i veto etmemekte, bu etkinliklerde bir arada olarak statüsünü meşrulaştırmakta ve yakın gelecekte NATO üyesi haline gelecek bir İsrail'in Filistin halkının karşısına tüm NATO gücünü çıkarabilmesinin de önünü açmaktadır. Gazze'ye dönük bu hainliği asla unutmayacağız. Ancak unutmayacaklarımız sadece bundan ibaret değil. IŞİD denen psikopatlar topluluğu tarafından Şengal'de tek bir silahları dahi olmayan on binlerce Ezidi'ye yapılan katliam ve sürgünü, Irak Türkmenlerine sırf Şii oldukları için yapılan zulümleri de unutmayacağız. Suriye ve Irak'ı kan gölüne çeviren, bölge haklarına kan kusturan, gücü sadece Orta Doğu'nun sivil haklarına, kadınlarına ve çocuklarına, silahsız insanlarına yeten bu tekfirci çetenin destekçisi olan hükümetleri ve devlet adamlarını da unutmayacağız. Aziz dostlar, korkarız bu ateş sadece komşularımızda kalmayabilir. Bazı sınır illerimizde Suriyeli mültecilere dönük öfke patlamalarını, IŞİD'e açıkça destek veren bir takım yapıların adeta devlet koruması altında, başta İstanbul olmak üzere bazı büyük şehirlerde ellerini kollarını sallayarak eleman devşirmelerini, tek tük gerçekleşmeye başlayan özellikle Kürtlere, Alevi ve Şiilere dönük saldırılarının güvenlik güçleri tarafından görmezlikten gelinmesini uğursuz işaretler olarak görüyoruz. Fakat en büyük endişemiz, Dışişleri Bakanlığı sırasında bu mezhepçi siyasetin mimarı ve sürdürücüsü olan
Ahmet Davutoğlu'nun adeta tüm bu icraatı ödüllendirilcesine başbakan olarak atanmasıdır. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Davutoğlu'nun dış politikasına karşı %70'in üzerinde bir halk memnuniyetsizliği olmasına rağmen bunun dikkate alınmayıp sadece Erdoğan'ın parti içindeki otoritesinin devamını sağlamak amacıyla böyle bir atama yapılmasını en hafif tabiriyle yanlış buluyoruz. Bu noktada ülkemiz insanlarını coğrafyamızı yaşanamaz hale getiren tekfirci ve mezhepçi söylem, tutum ve siyasetlere karşı net bir tavır almaya çağırıyoruz. Bugün yüksek sesle itiraz etmezsek, yarın itiraz etmenin de bir işe yaramayacağı bir kaosa doğru sürüklenebiliriz. Bizlere gelince dün olduğu gibi bugün de mevzimizi terk etmemekte, doğru bildiğimizi her türlü iktidarın karşısında söylemekte de kararlıyız. Rabbimiz bizi doğru üzere sabit kıl, zulme bulaşmaktan muhafaza et. Sakarya Adalet Özgürlükler Platformu adına Dayanışma Derneği, hepinize desteğiniz için teşekkür ediyoruz.